İyi akşamlar arkadaşlar. Evde Balık Hobim adlı kanalımdan herkese merhabalar. Bugün şöyle genel olarak bir özet yapmak istedim. Son 2-3 günden beri aksilik bir durumlar geliyor. Hani şöyle izah edeyim. Vatozlarımız yumurtladı. Şöyle gel istersen. Vatozlarımız yumurtladı. Yalnız yumurtaları işte biraz bardak sistemi yapmıştık. O sistemde motorumuz çok çabuk pislendiği için küçük ebatlı motordu. Yumurtalarımız işte bugün sabahleyin durmuş, çevirmesi durmuş. Ben de sabahleyin hemen uyku sersemi bunları yavrulu aldım arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz mantarlaşanlar da var. Umarım yarın bir umudum var. Belki hani 3-5 tanesi çıkar diye umut ediyorum. Bunları da ilerleyen zamanda size paylaşacağım. Diğer bir konu da şöyle gösterelim. Az ileriden beni alabilirsin sen istersen. Şurada zaten altta pandalarımız vardı, panda kolibrilerimiz vardı arkadaşlar. Bunlar da cuma gününden itibaren günlük günde bir defa balık öldü. Yani cuma günü öldü, cumartesi günü ölmedi, pazar günü öldü. İki tane pandamızı kaybettik. Buraya yine komple taze su bastım. Pandalarımızı yer değişikliği yaptım arkadaşlar. Buraya koyduk. Bakalım işte burada verim alırız diyecektim. Zaten burada sabahleyin kalktığında yumurtlamışlar. Yumurtaları da izleri de burada arkadaşlar. Bluegrass'larımız zaten burada. Buraya bir bronz ekledik. Bronz çöpçü. Bunları da diğer albino türle çaprazlama yapacağım. Eğer olursa tutarsa. Bir denemek istiyorum çünkü hani yurt dışında bronzun türünü gördüğüm için belki bir çaprazlama olarak onu da denemek istiyorum kardeşlerim. Burada harklilik kuyularımız zaten var. Bunları biliyorsunuz. Bunlar da yeni yavrular. Şurada içeride yavruları. Ortalama 50 tane civarı falan şöyle gösterirsek. Tam belli olmuyor ama orada o şekilde. Arkadaşlar ben balıklarıma mümkün mertebe denk gelirse eğer Tubufex canlı kurt veriyorum. Temizliği kalmış. Her gün bunu bu kapta şöyle biraz ileriden alırsan bunu her gün suyunu tazeliyoruz arkadaşlar. Hava taşı mümkün mertebe koymamız gerekiyor. Ne kadar suyu tazelerse o kadar çok bizim için verimli olur. Yani çok aşırı canlı kurt alıp da balık sayımızın az olduğu için kurda çok alırsak elimize ziyan olur. Bu da bozulduğu zaman balıkların hepsini yeriz arkadaşlar. Böyle bir sıkıntılı bir durum yaşayabilirsiniz. Ben mümkün mertebe canlı kurt, canlı kurtum yoksa dondurulmuş su piresi, işte sarımsak diyenler, dondurulmuş kurtlar veriyorum. Eğer o da yoksa artemia zaten burada hazırlıyorum. Şu kısımda artemia zaten şöyle gösterirsen burada da artemia çıkartıyorum arkadaşlar. Daha suyunu yeni koydum. Biraz artemiasını dökeceğim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Burada yine yavrularımız büyümeye devam ediyor. Umarım şöyle görebiliyorsunuzdur. Burada böyle her iki taneleri zaten görüyorsunuz. Burada zaten yine trilentislerimiz burada. Çöpçülerimiz arkadaşlar burada. Half-break'lerimiz de burada. Koridorimiz de burada arkadaşlar. Burada zaten şu anda buradaki koridorimiz de koridor hastalarımız da canlı kurt attım. Şöyle gösterirsen şöyle biraz uzunlayalım. Dur bir saniye. Arkadaşlar bak burada parmağımı gösterdiğim yerde şurada canlı kurt attım az önce. Gayet başarılı bir şekilde yiyorlar, tüketiyorlar. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Şırıngayla alıyorum ben kurtları. Onu da size hemen göstereyim. Şöyle çekersen şöyle şu şekilde arkadaşlar bunu elinizde yemize gerek yok. Böyle bir şırıngayla ağzına serumu taktığınız zaman serum bu ağızdaki normal bizim hava serumları şöyle takıyoruz böyle çekiyoruz arkadaşlar bu şekilde kurdu buradan alıyoruz verirken de buradan bu şekilde ne kadar vereceksek artık veriyoruz arkadaşlar. Bu da benden size bir tavsiye olsun. Yani çatalla falan uğraşmanız hiç gerek yok. Çünkü çok gidiyor az gidiyor ona da tam emin olamıyorsunuz. Bu şekilde çok mantıklı. Bir de YouTube'dan aldığım güzel haberler oldu arkadaşlar. Beni takip edip de diğer akvaryumcu arkadaşlarımıza gidip benim yaptırdığım bu sistemi söyleyerek aynı şekilde yani yaptıran arkadaşlarımız olmuş. Herkese buna çok teşekkür ederim. Bir de kamera alacağım Mayıs ayında nasip olursa. Kamerayla daha güzel çekimler yapacağız arkadaşlar. Tabi biliyorum şu anda çekimlerimiz hakikaten çok kötü çıkıyor. Ben güzel gözüktüğünü şuradan görüyorum şu anda ama gel gelelim YouTube'a attığımız zaman videolarımız pek iç açıcı çıkmıyor. Yani ben beğenmiyorum şahsen. Bozuk çıkıyor.
Mayıs ayında alacağız arkadaşlar kameramızı. Ve kameradan sonra yine size bir sürpriz yapıp çok değişik bir video çekeceğim. Bu da size bir sürpriz olsun. Ya hiçbir YouTube'la uğraşan, YouTube'da balık videosu paylaşan arkadaşların böyle bir şey yaptığını görmedim. Bu da benden onlara bir sürpriz olsun. Bakalım onu beğenecek misiniz arkadaşlar? Kameradan sonra yeni bir sürprizim var. Çok değişik bir yerde video çekeceğim. Bu da size bir sürprizim olsun. Durum bu şekilde arkadaşlar. 2-3 günden beri aksilikleri süste geliyor. İşte yumurtalarımız madalaştı. Pandalarımız da orada ölümler yaşadık. Kendi yerlerinde ölümler yaşadık orada. Buraya aldık. Burada yeni yavrulardan birkaç tane öldürdük. Balık bu şekilde zaten arkadaşlar. Bu öldüğü zaman insan üzülüyor, canı sıkılıyor ama yapacak bir şey yok. Biri öldüğü zaman arkadan yeni bir yavru geliyor. O insana biraz umut oluyor ama durum bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olun. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.